arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi çeyizlerimden sonra çeyizlerimi dizme videosuyla devam ediyorum. Şu anda burasını boşalttık ama şimdi evin halini göstereceğim size. Şöyle, burası boş şu an çünkü birkaç haftaya mobilyalar gelecek, o yüzden. Gördüğünüz gibi salonum böyle yani şu anda. Şurada bir delik olmuştu arkadaşlar. Bunu size daha önce söylemiştim ama göstermeyi unutmuştum akabinde. Şurada bir delik vardı. O delik kapatıldı alçı sürüldü üstüne. Sadece boya yapılacak. Ama kurumasını bekliyorlardı alçının. Henüz boyası yapılmadı. Şöyle camlarda çok boş durmasın diye ufaktan bir güneşliklerimi ütüleyip koydum ama tam çok detaylı ütülemedim. O yüzden biraz karışıklar şu anda. Onları mutfağa yerleştirip bir şeyi açtıktan sonra ütüsünü yapıp tekrar koyacağım. Burada perdelerim var arkadaşlar. Güneşliklerimi koydum. Bu da salonumun perdelerinin aparatları. Mutfağın perdesinin aparatları. O biraz daha farklı olacak çünkü elimin altında dolaşmasın falan diye. Burada görüyorsunuz ütüm zaten perdeler için merdivenim de perdeler için. Burada çantam, ütüm var vesaire var. Burada da avizemiz var. Şuraya avize takılacak. Hakan Beyler inşallah avizeyi takacaklar. Uzatmalarım tabii ki olmazsa olmazlarım. Şimdi size evin geri kalanını göstereceğim. Bak, gördüğünüz gibi burası. Şunlar çöp, bunlar atılacak. Her yerden çıkan çöpler. Maalesef mobilyalar açıldığı için, bez eşyaları daha yeni açıldığı için her yer köpük. Burada çantamlar, çantalar falan var. Burada demin size gösterdiğim, yani biraz önceki çeyiz videomda çektiğim süslerim var. Burada ayakkabılarımız, tripodum. Şurada karşıdan Hakan Bey var. El sallayın Hakan Bey. Şu anda temizlikle uğraşıyor. Evet arkadaşlar, size bir mutfağımı göstereyim. Mutfağım şu anda perişan durumda. Şu anda böyle de olmuyor, şöyle dursun. En toplu yerim banyo. Orayı da göstereceğim şimdi. Burası gördüğünüz gibi bez eşyalarım da geldi arkadaşlar bu arada. Açtılar. Buzdolabım, bulaşık makinem. Şurada işte bazı şeyleri yerleştirdim. Buraya da geçen gün kardeşlerimle gelmiştik. Onları yerleştirdik. Şimdi bunların hepsi yıkanıp tekrar tek tek yerlerine koyulacak. Ondan sonra diğer odama geçeyim. Bu odamda da her şeyi buraya istifledik. Çünkü mobilyalar yatak odası ve salona geleceği için oralarını boşaltmak durumunda kaldık. Burada şu anda genelde buranın arka kısmında genelde yatak odasına konulacak eşyalar var. İşte nevresim takımları, uyku setleri vesaire. Bu boş kutularım. Şurada da yine sözdeki kullandığım tepsilerim, saat, işte süslükler var diyeyim. Burada da fazla mutfak eşyalarım var şu anda şuralarda. Diğerleri mutfakta zaten. Süpürgem. Burada boş kutularım var yine. Şimdi banyoya geleyim. Banyom en toplu yerim şu anda. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi yine çamaşır makinem de takıldı, bağlandı, açıldı. Burada arkadaşlar şu anda banyom küçük olduğu için bunu sığdırabilir miyim diye düşünüyordum. Bunu buraya sığdırdım. Bunun buraya sığması beni gerçekten mutlu etti. Şurası da hatta boş. Buraya da şu gördüğünüz fırçaları falan, mopları falan koyacağım. Böyle. Burasının içinde ufaktan bir doldurdum. İşte duş jelidir, şampuandır, sabundur falandır filandır. Doldurdum. Burası sürekli tozlanıyor. Her geldiğimizde tekrar silmek zorunda kalıyoruz. Klozet. Zaten şu klozet takımlarımı göstermemiştim size. Bunları da koydum. Açtığım, bulduğum şeyleri koyuyorum. Yani banyo zaten sürekli kullanılan bir yer olduğu için onlar da burada dursun dedim. Yani geldiğimizde sürekli temizliğini de yapıyoruz. Burada da şöyle bu şekilde buraya da sabunumu koydum. İşte diş fırçalığım, macunum, sabunum yine. Sıvı sabunum. Burada da ben. Burayı da arkadaşlar, bunu da fazla, şurası yedek tuvalet kağıtlığı. Burası tuvalet kağıtlığı yeri. Yani aslında şurayı şu kadar büyüklükte böyle raf yapılabilir mi acaba diye düşünüyorum.
Ama bilmiyorum. Bakacağım ona çünkü dediğim gibi biraz küçük olduğu için mutfak. Yani şu anda şu şekilde dursun. Buraya da böyle şunun çamaşır makinesi dolabı adı altında bir dolap aldım. Şuraya da bir dolap, yani dolabın uzunluğu 1,83 falan olacak böyle. Buraya gelecek ya, şurada iki tane rafı olacak. Buraya da dolap aldım. Onu da, o da gelecek inşallah. Onu da gelip taktığımda tekrar sizlere gösteririm. Burası da böyle. Şimdi o zaman mutfağımı toplamaya hep birlikte geçebiliriz.